Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Bekir Çapkın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Çapkın. Mena hayvancılığı ile ilgilendiğimi videolarımdan görüyorsunuz. Büyükbaş hayvancılık yapıyorum. Hayvancılık adına daha bilmediğim birçok şey var. Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum. Ben de anadan doğma bu işi bilmiyorum. Sonradan öğrendim. Yaklaşık 7-8 senedir tek başıma hayvancılık yapıyorum. Tek derken bunun 5 senesi rahmetli babam vardı. Son 2-3 senedir de tek başıma hayvancılığımı devam ettiriyorum. Hayvanların sağlığı için birçok tedbir alıyorum, önlem alıyorum. Çünkü bu hayvanlar sağlıklı olacaklar ki bana para kazandıracaklar. Arkadaşlar bugün hayvanlarda ilaç kullanımı ile ilgili birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Misal hayvanlara parazit iğnesi aldım. İç dış parazit. İç parazit kıl kurtları, ciğer kurtları, kelebekleri, bağırsak kurtları, hokralar. Hokranın ne olduğunu bilmeyeniniz varsa şöyle anlatayım. Arkadaşlar, yaz aylarının sonlarında işte Ekim-Kasım ayları gibi kara bir sinek var, büyük. Eşek arısından da büyük, yani sarı arıdan da büyük. Siyah bir arı. Bu gelir inekleri sokar. Larvasını bırakır soktuğu zaman. Bu larva kış boyu ineğin vücudunda büyür büyür deri altında. Sonra büyür 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 sırt kısmına kadar çıkar. Hokra. Yani sineğin larvası. Orada bir tepecik oluşturur, bir şişlik oluşturur. O şişliğin kafası açılır ve böceğin yavrusu oradan çıkar. Yani sineğin yavrusu, larva oradan çıkar. Gelişimini tamamlar. Bir sonraki sene o da tekrar hayvanların canını yakar. Biz buna burada hokra deriz. Ben genelde hayvanlarıma iğne vurduğum için pek fazla hokrayla karşılaşmıyorum ama bazen ineklerin gebeliklerine denk geliyor iğne zamanları. O iğne de gebeliğe zarar veren bir iğne. O zaman yapamıyorum. Bir sonraki sene mutlaka ineklerimde hokra oluyor. Hokrayı kendim sıkarak da çıkarıyorum. Kendi de çıkıyor. Kendim sıkarak çıkarttığım zaman daha erken evrede çekip alıyorum onu oradan. İyice ineği şey yapmasın diye. Öldürüyorum. Hokra iğnesi yapıyorum arkadaşlar. İç dış parazit iğnesi yapıyorum. İç parazitler dediğim gibi bu tür hayvanlar, dış parazitler de üvez derler. İneklere yapışan sineksi bir hayvan. Uçar kanatlı. Genellikle kuyruk sokumları göğüslerinde falan olur. Ondan sonra keneler var arkadaşlar. Keneler hayvanın her yerinde oluyor. Bazen şişiyor şişiyor böyle balon gibi. Ben onları koparıp köpeğime veriyorum. Kan olduğu için seve seve yiyor. Küçüklerine dokunmuyorum çünkü onlar kopmuyor. Büyüklerine sopayla dokunduğum anda pıt yere düşüyor. Hemen köpeği çağırıp veriyorum. O da iştahla yiyor. Daha sonra bitler arkadaşlar. Hayvanlar, bunların da bitleri oluyor. Siyah siyah. Genelde ağız çevrelerinde, sırt çevrelerinde daha çok görülüyor. Bunları gördüğüm zaman mutlaka bu iğneyi yapıyorum. 14 gün içinde bu parazitlerden kurtuluyoruz. Hokra hariç. Hokrayı ilk şeyde vuracaksınız. Sineğin olduğu zaman, o ineği soktuğu zaman o zaman vuracaksınız. Ki hokranın larvası içeride ölsün, büyümesin. Hokrayı o şekilde yapıyorum. Diğer parazit iğnelerinde hayvanda bir ters durum gördüğümde bitlenme, kenelenme, ne bileyim aşırı ishalde koku, yani bağırsaklarda falan bir sıkıntı olduğunda o zaman vuruyorum. Hani kurt varsa döksün diye. Buzağlara da vuruyorum. Çünkü içeride buzağının gelişimini engelleyen başka bir canlı yaşıyor. Bunu engellemek için buzağlara da vuruyorum. Bunların tabi belli cc'leri var. Ona göre vuruyoruz arkadaşlar. Ondan sonra vitamin iğneleri. Mesela ben ademin vuruyorum gelişmekte olan hayvanlarıma. A, D, E vitamini. Sanırım evet, A, D, E ademin olarak söyleniyor. Gelişmekte olan hayvanlarıma ayda bir vuruyorum. Buzağlar da dahil. Ondan sonra ilaç kullanırken
dikkat ettiğim bazı hususlar var arkadaşlar. Ben ilaçların süte geçmeyen olanlarını tercih ediyorum. Neden süte geçmeyen? Arkadaşlar zaten ilaç alarak belli bir maddi bir şey ödüyorum. Artı süte geçen bir ilaç alırsam ben bu sütü kullanamayacağım, dökeceğim. Zaten ilaca para verdim. Bir de sütü döküp neden zarar edeyim? O yüzden sütü dökmüyorum. İlacı süte geçmeyenden aldığım için ilacın süte kalıntısı yok. Bu şekilde sütümü kullanabiliyorum. İnsan sağlığına bir zararı yok. Süt tüketimine bir zararı yok. Çünkü bunlar TSE onaylı, Sağlık Bakanlığı tarafından ve Tarım Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlar. İnsana sağlığı yoktur diye üzerinde, insana zararı yoktur diye üzerinde belirtiliyor bu ilaçların. Ama etini yaklaşık 40 gün kadar hayvanı kesersen kullanamıyorsun. Yani keseceğiniz hayvana vurmayın. Et de kalıyor ama süte geçmiyor. Bu şekilde ilaçlarını kullanıyorum. Ha, siz de sakın böyle süte geçmeyen ilaç almazsanız, hani sütte şu kadar gün kalıntısı vardır, kullanılmamalı yazan ilaçları alırsanız lütfen o sütü kullanmayın. Sütü dökün arkadaşlar. Çünkü sağlığınıza zarar vermeyin. Zaten para ödeyerek cebinize bir maddi külfeti var. Sağlığınıza da para ödemeyin. Bu sütü dökün, kullanmayın. Elinizden geldiği kadar dökün. Ben bunu bir videomda anlatmıştım. Tekrar anlatayım arkadaşlar. Adamın birinin ineği doğum yaparken inek zorlanmış. Doğumda buzağı kurtaramamışlar. Buzağı ölmüş. İnek de işte zorlandığı için değişik rahatsızlıklar geçirmiş ve adam ineğini kurtarma ümidiyle birkaç iğne yapmış. Ama ineği de kurtaramamış. İneği ormana çekmiş adam. Belgesel ekibi de gidip kamera koymuşlar. Ormanda kaç günde çürüyecek diye. Şimdi buzağa ilaç vurmadığı için, buzağı doğumda öldüğü için buzağı hemen kaybolmuş doğada. Kaybolmuş derken yabani hayvanlar tarafından yenilmiş. Ama ineğin leşine kargalar bile konmamış. Çünkü ilaçlı. Adamlar 21 gün boyunca takip etmişler. 21 gün boyunca kuşlar gelmemiş, yabani hayvanlar gelmemiş, koklayıp gitmişler. İnek kurtlanmamış, çürümemiş. O şekilde 21 gün bozulmadan durmuş. 21 gün sonunda ineğin vücudundaki ilacın etkisi gidince, yani artık arınma sürecine girince kargalar, kurtlar, ayılar, yabani hayvanlar artık ineğin leşini parçalamaya başlamışlar. Yani 21 günde ineğin vücudundan ilaç arınmış. Yani doğa kendinden olmadığı için, ilaçlı olduğu için kabul etmemiş. Ta ki arınana kadar. Yani aldığınız bir ilaçta, ineğe verdiğiniz bir ilaçta 21 gün ineğin vücudunda dolaşıyor demek ki arkadaşlar. O yüzden ilaç vurduğunuz zaman o sütü, o eti kullanmayın. Kullanmamaya dikkat edin. Kullandırmayın. Neden kullandırmayın? Hani siz ilacı kullanırsınız, o ilaca tepkisi olan bir insana sütünü verirsiniz. Yani alerjisi olan ya da o insanın vücudunda bir reaksiyona sebep olacak bir şekilde. İnsanların sağlığıyla oynamayın arkadaşlar. Dökün. Ben bu zamana kadar hep öyle yapıyordum. Sonradan duydum ki süte geçmeyen ilaçlar varmış. İlacı aldım, okudum. Prosedür şeyini, reçetesi mi diyorlar, ne diyorlar, içindeki yazıyı okudum. Hani Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, Tarım Bakanlığı tarafından onaylı, bu ilaçlar insan vücuduna geçmiyormuş sütle. Süte kalıntısı yokmuş yani. Ha, etinden geçiyormuş. Etini yemeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden ben buna dikkat etmeye başladım. Biraz diğer ilaçlara göre pahalı. Ne yapayım, pahalıysa bir de sütü dökerek oradan zarar etmek istemiyorum. Anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Haziran ayındayız. Bol bol yağış var. Her yer su. Toprak suya doydu. En ufak bir yağmurda sel taşkınıyla karşılaşıyoruz. Bizim buralar tepelik olduğu için buralarda sel olmuyor ama dere yataklarımızdan bayağı kuvvetli su geçiyor. Sel geçiyor. Hemen şu ineklerle aramızda olan yerde tahtaların alt yanından su geçiyor arkadaşlar. Göstereyim mi? Göstereyim.
ne kadar kuvvetli sular geçiyor. En ufak yağmurda hemen bizim bu derelerden su geçiyor. Önceden bu kadar akmazdı. Çünkü artık toprağımız suya doydu maşallah. Suyu artık kabul etmiyor. Yağmur yağar yağmaz hemen sel oluşturuyor. Bizim köyümüz tepelik olduğu için şu anda biz sel felaketi görmedik. Çok şükür köyümüzde. İnşallah da görmeyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar, köpük bile yapmış dere yatakları. Tam yaklaşamadığım için uzaktan yetersiz görünebilir. İnekler de burada. Bu da bizim tahta köprü. Komşunun bostanıydı burası. Artık ekmiyor. Çünkü ayı geliyor. Buraya fasulye ektiği zaman. Yani bu şekilde arkadaşlar. Videomu izleyip beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.